Üretmeyen ekonomide gıda fiyatları artmaya devam ediyor. Bilmiyorum, bu ülkenin insanı olarak biz ne yapacağız onu kara kara düşünüyoruz. Çok yüksek. Yani çok yüksek yani. Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ülke gündeminden düşmüyor. Vatandaşların şikayetleri üzerine bakanlık marketlere, gıda hallerine ve pazarlara baskınlar düzenledi. Tüketicilere yeni zam haberini Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz verdi. Çözümün yanlış yerde arandığını, öncelikle girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Kopuz, aksi halde ekmek, hayvansal ürün, bakliyat, hububat ve bitkisel yağlarda fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını söyledi. Vatandaş raftaki fiyattan, üretici girdi maliyetlerinden şikayetçi. Ailem de mesela çiftçi. Köyde yaşıyoruz. Yani biz buraya mesela toptancıya satıyoruz ama aldığımız para çok önemli. Markete geleseye kadar dünya para oluyor ama onlar emeğinin karşılığını alamıyor. Alamayınca neden bu işi yapalım mantığına giriyorlar. Onlar da bırakıyorlar. Üretim azalıyor. Şu an alıyoruz ama genelde zorlanıyoruz. Emekli için çok zor. Ben emekliyim, çalışıyorum. Çok yüksek. Ben hiçbir dönemde görmedim böyle bir şey. Cumhuriyet gazetesine konuşan Şemsi Kopuz, salgın sürecinde artan fiyatları değerlendirdi. Bazı üretim gruplarının maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmadığını belirtti. Ancak bu yüksek seyrin devam etmesi durumunda fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Kopuz, fiyatların düşürülmesi için çözümün ithalat olmadığını vurguladı. Yani çok yüksek yani. Her gittiğimizde markete, diyelim bugün gittik, peynir aldık. Bir kilo peynir değil de yani yarım kilo peynir aldık. Yarım kilo peyniri bir daha gittiğimizde onun 3 katı. Yani milletin gördüğü değil. 3 katı pahalanıyor. Ben atıyorum 26 liraya aldım peyniri, yarım kilosunu. Bir hafta sonra gittiğimde o peynir 32 lira. Herkes ölsün. Orta direk yok zaten. Alt direk var, bir de üst direk var. Onlar yaşasın, biz ölelim hepimiz. Geçinemiyoruz.